Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of Story 2 Kuzey Kore serimizin 3. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Yıllar artık 2039'a geldi. 2019'dan bu yana hala bizim iktidarımız devam ediyor. Ve bu 20 yıllık süreç içerisinde ülkeyi diplomatik olarak da, ekonomi olarak da, sınır olarak da, toprak büyüklüğü olarak da epey geliştirdik gerçekten. Fethettiğimiz ülkeleri saymak gerekirse Güney Kore, Tayvan ve Filipinler. Filipinleri 2 savaşta Güney Kore'yi, 2 savaşta Tayvan'ı tek de elimize geçirdik ve ekonomimiz 281 bin sayısına kadar geldi. Yani gerçekten bayağı iyi bir gelişim mevcut şu anda ortada. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisini neredeyse geride bırakacak bir ekonomiye sahip olduk bu yaptığımız hamlelerle. Fakat diplomatik olarak yaptığımız hamleler maalesef karşılığını bulmadı. Özellikle Çin. Çin beni gerçekten sinirlendirdi. Yani ben oyunun başından beri Çin üzerine, Çin'in dostluğu üzerine uyguladığım bir stratejiyle devam ettim. Fakat kendileri bana hakaret ettiler, ilişkileri kötüleştirdiler. Gerçekten ayıp ettiler. Şimdi biz bu yüzden birazcık bir taktik değişikliğine gideceğiz. Normalde biz Çin'le müttefik olalım, Amerika'nın karşısına çıkalım taktiğiyle İlerleyecektik fakat artık bu müttefiklik büyük ihtimalle suya düştü. İki adet sebebi var. Bir tanesi Çin'in bize hakaret etmiş olması, bir diğeri Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasının dost medeniyeti şeklinde olması. Yani Çin ile Amerika birbiriyle dost medeniyeti abicim, şuradan da görüldüğü üzere. Pardon, değillermiş ama ilişkileri gerçekten çok iyi. Bu sebeple Çin'i yanımıza müttefik alma fikri şu anda tamamen bitmiştir bu iki sebepten dolayı. Artık Çin'i müttefik alma değil, Çin'i fethetme üzerine kurulu bir stratejiyle ilerleyeceğiz ve fethedeceğiz. Yani adamların ekonomisi 145 bin, nüfusu 2.2 milyon. Onlardan hiçbir eksiğimiz yok. Sadece nüfus olarak onlara biraz daha yaklaşmamız lazım. Nüfus olarak onlara yaklaşmak için de yapacağımız yatırımlar bizi büyük ihtimalle Çin'den daha iyi bir konuma getirecektir nüfusta da. Yani bizim Çin'den korkumuz yok. Gireceğiz ve ne kadar eyaleti varsa hepsini işgal edeceğiz. Yapabileceğimiz en iyi barış antlaşmasıyla da bu savaştan çıkacağız. Ve şu gördüğünüz Çin kıyılarının tamamını Kore İmparatorluğu hakimiyetine katacağız. Kore İmparatorluğu sadece Kore coğrafyası, Kore toprakları ile sınırlanmış bir devlet değil. Asya'nın göz bebeği haline gelecek. Asya'nın belki de bütün, hani nasıl desem, önemli bölgelerini, belki de Asya coğrafyasının yarısını, yarısından fazlasını kontrol edecek bir devlet haline gelecek Kore İmparatorluğu. Ve bunu ne Çin, ne Rusya, ne Hindistan durdurabilir abi. Hiç kimse durduramaz bunu. Kore İmparatorluğu Asya'yı hükmedecek. Ve Amerika'nın karşısına çıkacak. İşte o zaman göreceğiz abicim. El mi yaman, bey mi yaman. Amerika mı yaman, Kuzey Kore mi yaman, Kim Jong-un mu yaman, hep beraber göreceğiz abi. Evet, nüfus yatırımlarının sona erdi. Sadece bir nüfus yatırımıyla, bakın gördüğünüz, Çin nüfusunu yakaladık. Yani biz gerçekten yatırımlarla da büyüme potansiyeli olan bir ülkeyiz. Fakat biz birazcık daha farklı bir yol seçtik kendimize. Daha çok geçen bölümde de söylemiştim. Bu bölgelerin başka güçlü devletler tarafından fethedilmemesi için seri şekilde fetihler yapacak bir ülke yolunda ilerlemeyi seçtik. Biz bu sebeple yatırımlara fazla önem veremedik ama yatırım yaptığımızda da ne kadar hızlı gelişebileceğimizi gösteren veriler şu anda bütün dünyanın elinde. Bir kez daha mallar yatırımı yapalım ve nüfus açısından Çin'e üstünlüğümüzü tam olarak kanıtlayalım. Sonrasında da yavaştan savaşa gireceğiz. Zaten Endonezya, Myanmar, Moğolistan gibi ülkelerle, Tayland gibi ülkelerle hani aramız gerçekten bayağı kötü. Pardon, Tayland'da o kadar kötüymüş, Myanmar'la çok kötü. Yani bunlar da bana zaten her an savaşı inat edebilecek devletler. Çin'i ele geçirdikten sonra zaten ben bu devletlerin hepsinin sınırlarına ulaşacağım. Malezya'ya alınca da Endonezya sınırına ulaşacağım. Yani kendilerinin ekonomi, diplomasisinin arasının benimle kötü olması benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten hepsi benim tarafımdan fethedilecek, o yüzden sorun yok. Bazı tamamlanmamış asimilasyonlar var, hepsini başlattık. Dediğimiz gibi bizim mottomuz aynı şekilde devam ediyor. Kuzey Kore hükmü altında yaşayan birinin kardeşim ben Kuzey Kore'yi desteklemiyorum deme lüksü yok yani. Böyle bir ihtimal yok. Bu arada yine bir hastalık çıktı. Karşım artık hastalık çıkarmayın yeter ya. Hayır, bütün salgınlar, bütün salgın hastalıklar Asya'dan başlıyor oyunda. Bir tanesi de Avrupa'dan başlasından. Hepsi Asya'dan başlıyor ya. Direkt Asya'dan başladığı için de bize de geliyor hemen tabii normal olarak. Evet, artık nüfus olarak da Çin'i gerçekten bayağı bir geride bıraktık. 400 binlik bir fark attık nüfus açısından da kendilerine. Artık yavaştan ordu toplama işlemine başlama zamanı geldi gibi görünüyor. Çin'in teknolojisi de bizden daha düşük, hem de bayağı düşük. Çin her açıdan benden daha düşük ya. Bence bizim için gayet rahat bir fethi olacak gibi görünüyor. Enflasyon çıkana kadar para biriksin, sonrasında da ordu basım işlemlerimize bak. Of of of. İstihdamlı bir nüfuslara bakar mısın? Çok iyi. Tamamdır abicim. Filipinler, Kore, Tayvan fark etmez. Ülkemizin en yüksek orduyu alınabilecek nüfusa sahip bölgelerinden orduları toplayıp bu kutlu zafere, bu kutlu sefere hep beraber ordularımızla yürüyeceğiz. Öyle umuyorum ki başarılı bir fetih, başarılı bir zaferle başkentimiz Seul'e ordularımız geri dönecek. Eğer başarılı bir fetihle dönerlerse
bütün orduları terhis edeceğim. Bu da onlar için bir ödül olsun abi. Yani böyle bir savaştan artık hani nasıl desem. Aynen böyle başarılı, böyle zaferle bitmiş güzel bir savaş. Çin zaferiyle tamamlanmış bir savaş. Bu orduların son savaşı olsun, emekliye ayrılsınlar. Onlar için gerçekten güzel bir mükafat olur. Hem de emekliye ayrılmadan önce Seul'de bir festival veririz abi. Ordularımızı mükafatlandıralım ki bundan sonra orduya katılacak olan vatandaşlarımız daha istekli olsunlar. Bu da bizim yine stratejilerimizden bir tanesi. Artık bu kadar yeterli galiba. Bütün orduları bir Seul'de toplayalım bakalım. Toplam kaç bin ordum oldu bilmiyorum ama bayağı bir ordu biriktirdik. Evet, burada gösterilen veriye göre 200 bine yaklaşan bir ordu basmışız abi. O kadar orduyu ne ara bastık lan? Demek ki bizim istihdamla bile nüfus harbiden bayağı bir orduya el veriyormuş. Evet, bunu da artık bari 2200'de bir tamamlayalım da tam olsun abi. Pardon, 200 bine tamamlayalım. 2200 ordu daha basalım onun için. Aynen öyle. Birkaç 53 mü? 10 tane daha tamamdır abiciğim. Toplamda 200 bin kişilik ordumuzla Çin Savaşı'na hazırız. Şöyle bir şey yapacağız. Denizlere ordu yerleştirmeyeceğim. Neden? Çünkü denizlere ordu yerleştirip onların denizden gelmesine izin vereceğim. Onlar denizden çıkarma attığında da savunma bonusuyla ben daha karlı çıkacağım. Yani daha fazla savunma bonusu elde edeceğimiz için ben daha karlı çıkacağım. Bence kesinlikle işe yarayacak bir taktik. Zaten büyük ihtimalle denizden gelebilecek çıkarmaları önleyecek kadar paramız olacaktır diyecektim. Galiba olmayacak abi. Bir dakika ya, artıya çıkar mı? Heh, çıktı, tamam, güzel. Artsın abi, biraz daha artsın. Aslında bu sınırlardaki bütün toprakları ikmal kampı inşa edebiliriz. Aynen öyle. Biraz daha biriksin para. Çok güzel. En azından bir süre hani paramız biriksin diye bu ikmal kamplarını inşa ediyorum. Şimdi birkaç tur bekleyeceğiz paramızın birikmesi için. Böyle belli bir parayı biriktirdikten sonra da savaşa gireceğiz ki arkadan gelebilecek çıkarmaları önlemek adına kasamızda her daim her şeye hazır olacak bir para bulunsun. Evet, çok güzel. 300 bin dukat yeterli abi bu arada arkada kalacak olan para için. Tamamdır. Savaşa hazırız abi. Biz savaşa girene kadar, savaş hazırlıklarımızı tamamlayana kadar Çin devleti ekonomisini 205 bin düzeyine kadar çıkarmış. Bizim ise 200 binlik bir ordumuz var. Yani ordu ve ekonomi sayıları karşılaştırıldığında bizim rahat şekilde kazanmamız gereken bir savaş ama oynadığımız oyunun adı Age of Story 2 ne olacağı hiç belli olmaz. Bakacağız, göreceğiz. Bu savaşın gerçekten kazananı Asya'nın net şekilde en güçlü devleti olacak abi. Ne Rusya ne Hindistan. Çünkü şu iki devletin toplam ekonomisi 464 bine 470 binlere dayanan bir ekonomi oluyor. Bırakın Asya'yı, neredeyse bütün dünyanın en güçlü ekonomisi olur bu savaşı kazanan. O yüzden çok önemli bir savaş. Umarım başarıyla ayrılırız abi. Her şeyimiz hazır olduğuna göre savaşımı ilan ettim. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Evet, şimdi Çin Savaşı'nda öyle yapacağımız büyük bir strateji, yapacağımız büyük bir diplomasi falan yok. Öyle büyük bir taktik yapmayacağız. Tek yapmamız gereken ilerlemek. Yani önümüze gelen ne varsa ezerek ilerlemeye çalışacağız abi. Yapmamız gereken tek şey bu. Büyük bir Çin ordusu geldiği takdirde gerekli takviyeleri o bölgeye doğru yoğunlaştırmaya çalışacağız. Yani dediğim gibi yapacağımız çok fazla taktik olmayacak. Klasik bir savaş olacak. Aslında Çin'in limanlarını ele geçirebilirdik. Güzel olurdu bizim için. Böylece çıkarmaları direkt önlerdik. Hatta hala yapabiliriz bence bunu. Şöyle arkadan aynen öyle 18 binlik bir ordu toplayalım. 9 bin ordu Ningbo limanına çıkarma atsın. Geriye kalan da başka bir liman alsın diyeceğim de başka limanları yok adamların. Oha! Koskoca Çin'in, dünyada denize en çok sınırı olan ülkelerden bir tanesi olan Çin'in sadece iki tane limanı var. Bir tane de Sanya'da var ya, inanamıyorum. Siz ne aciz, ne geri kalmış, ne basiretsiz bir hükümetsiniz lan. Siz fethedilmeyi hak etmişsiniz oğlum. Bari başkentinizin sınırlarına bir tane liman koysaydınız. Harbiden bayağı geri kalmış bir hükümetle karşı karşıyayız ya. Ya bizim gibi Kore hükümeti gibi ne bileyim öyle yenilikçi, ileri görüşlü bir hükümet değiller. Harbiden kötülermiş abi yani. Güzel bir hükümetle yönetilmiyorlar. Gerçi bizim topraklarda da bizde de iki tane var. Ama bizde o kadar çok toprak yok. Hatta bizde iki tane yok ki. Tayvan'da da var, Taipei'de. Filipinlerin başkentinde de var. Burada da var. Bizde bayağı var yani. Şurada da var. Yani nereden baksan 6-7 tane önemli liman var bizde. Çin gibi bir devlette sadece iki liman olması beni şaşırttı. Her neyse, artık yavaştan başkentlerin sınırlarına da geldik. Beijing'in topraklarına gireceğiz birazdan eğer saldırılarımız bu şekilde başarılı devam ederse. Gerçekten beklediğimden daha kolay bir savaş oluyor en azından şu ana kadar. Çin bir sürpriz yapıp karşıma böyle ne bileyim 100 bin 150 bin orduyla çıkmazsa da bu savaş kazanılacak gibi görünüyor net bir şekilde. Devam edelim. 7 bin orduyu bölelim 3'e. Ya zaten Çin'in şu doğu topraklarını ele geçirdikten sonra gerisi kolay. Diğer topraklarında çok da fazla bir gücü kalmayacak. Şimdi Çin'in evet liman sayısı az ama limanlarını da iyi koruyor. Az önce 9 binlik orduyla başarısız olduk, giremedik. Diğer ordumuzu da galiba yok etmişler. Bayağı iyi savunuyorlar gerçekten ellerindeki limanları. Ama bir daha deneyeceğiz. Bu sefer 11 binlik bir orduyla yine Ningbo limanına bir çıkarma atmaya çalışacağım.
Ningbo limanında kalelerinin olması bizim işimizi birazcık zorlaştırıyor. Şimdi şuralarda kalan bütün ordular gelsin abi. Bekleyelim. Bir tur bekleyeceğiz. Hatta bir tur değil, daha fazla bekleyeceğiz. Evet, güzel. Beijing'in düşmesi muazzam oldu. Çok güzel bir haber. Normalde Beijing'de yağma yapardım. Ama Beijing toprağı büyük ihtimalle barış antlaşmasıyla bize geçecek. Ve Çin kendine yeni bir başkent seçmek zorunda kalacak. E toprak bize geçeceği için de ileride bizim olacak. Müstakbel kendi toprağımıza hani yağma yapmak çok mantıklı bir hareket olmaz. Şimdi ordunun gelmesini bekliyorum. Bu arada Çin ordu getiriyor. Aman dikkat, paramız da ekside. Aman. Ha bir de şuralara falan çıkarma atarsa çok sıkıntı. Biz birazcık geriye ordu çekelim en iyisi. Evet, harbiden de oraya attı. Şimdi bizim bir tane kredi almamız lazım. Sakin olalım abi. Hala büyük bir sıkıntıda ya da büyük bir zorlukta değiliz. Sakin olursak çözeriz biz bu işi. Zaten buraya geriden, ileriden geriye ordu geliyor. Buradan da askeri alım işlemini gerçekleştirdik. Kafamız rahat. Evet, bir çıkarmaları başarılı oldu. Sorun değil. İki taraftan birden kuşatacağız o orduyu. Sorun yok yani, ama denizden çok fazla ordu getiriyorlar. Bakın şimdi bu sorunu kökten halledeceğiz. Şöyle bir tane daha kredi alacağız. Şuraya bir liman inşa edeceğiz. Aynen öyle. Buraya liman bir turda inşa edilecek. Buradaki ordunun bir kısmını denize çıkaracağız. Dalyan denizine. Ve bu bölgeden bize bir çıkarma atma ihtimallerini de tamamen yok edeceğiz. Bunu yaptığımız takdirde herhangi bir sorun çekmeyiz. Oha. Oğlum kaç tane toprağı atıyorsunuz lan, çıkarmayı? Ayıp lan. Yavaş gelin yani, yavaş gelin biraz. Şimdi abicim denize 20 binlik bir orduyu çıkarıyorum. Şurayı da 7 binlik orduyla kontrol altına alıyorum. Anlaşılan o ki Çin bütün gücünü denizlerden yapacağı çıkarmalarla harcayacak. Yani bizim için karada kolay geçen, denizde biraz zorlanacağımız bir savaş olacak gibi görünüyor. Bakalım, bakacağız, göreceğiz. Şimdi şunu şöyle bir kuşatalım. Orada zaten 750 ordu falan kaldı. Eğer ek takviye bir ordu basım işlemi gerçekleştirmezse o bölgede sorun çekmeyiz gibi duruyor. Çin hazır kendi gücünü denizlerde harcarken biz karadan ilerlemeye devam edelim en iyisi. Çok güzel, o bölgeyi de aldık. Geride de bir tehlike kalmadı. Denizde de çıkarmalarını önlüyoruz denize yerleştirdiğimiz birlikte. Şu an her şey muazzam gidiyor gibi görünüyor abi. Çok iyi. Böyle devam. Böyle devam. Özellikle doğu tarafında ordu sayılarımızın fazla olması öyle iyi ki. Yani herhangi bir taktik yapmadığım halde sanki taktikle ilerliyormuşuz gibi görünüyor. Şimdi Çin'in bu taraftaki toprakları daha değersiz topraklar. Bizim de o bölgede daha az ordumuz var. Çin'in bu taraftaki toprakları daha değerli. Bu tarafta daha fazla ordumuz var. Yani gerçekten taktik yapmadan bile taktik yapıyoruz. Öyle de bir devletiz. Çok güzel. Bütün saldırılarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Öncelikle hedefimiz şu doğudaki kıyılar. Çin oradan yürümeye devam etsin. Benim oradaki ordum geçit vermez abi. Ben orduma güveniyorum. Şu anda iki tane de kredi aldığımız için iyice paramız eksiye düştü maalesef. Ama düzelecek. Savaş sırasında bunlar normaldir. Savaş sırasında ekonomik sorunların yaşanması gayet normal. Şöyle devam edelim. Oğlum doğusunda o kadar iyi ilerliyoruz ki Çin'in. Bence bizi asla durduramazlar yani. Öyle bir ihtimal yok. Bu şekilde devam edersek durduramayacaklar gibi görünüyor zaten. Evet, çok iyi. Devam. Çok güzel abi. Bu turda yapalım saldırılarımızı. Bu Çin'in topraklarının da adını okuyamıyorum ya. Girdiğimiz topraklarda acayip acayip isimler var. Okuması çok zor gerçekten. Şöyle devam edelim saldırılara. Bu taraftaki ordu sayılarımız çok az. Umarım sorun yaşamayız. Sorun yaşarsak bir tık sıkıntı. Ya o tarafa takviye yapmak biraz uzun sürer. Çünkü hani savaşta ilerledikçe Çin'in daha fazla toprağına eriştik. Bu da savaştığımız cephenin genişliğini, büyüklüğünü arttırdı biraz. O sebeple şu anda takviye yapmak savaşın en başlarına göre daha zor bir hale geldi. Savaşın başlarında hani küçük bir cephede savaşıyorduk. O sebeple savaştığımız orduların topraklarına girdiğimiz topraklarda gönderdiğimiz ordudan cümleyi kuramadım. Topraklara gönderdiğimiz ordunun sayısı daha büyüktü. Şu anda gördüğünüz üzere daha küçük ordularla giriyoruz cephe sayısı arttığı için. Umarım sıkıntı çekmeyiz abi. Özellikle batı tarafında bir tık korkuyorum sıkıntı çekmemizden. Neyse, devam. Çok güzel, çok güzel. Şu anda Çin devletinin %51'ini, yani yarısından fazlasını ele geçirdik. Başkentleri zaten Allah'a emanet, geçtik gittik. Güzel. Gerideki ordu desteğe gelsin. Ya geride ordu kalmasın abi. Zaten hani ucu ucuna savaşıyoruz. Bir de geride ordu bırakmayalım. Çok güzel. Bak kıyılarda çok fazla ordu kalıyor mesela. Toprakların şekillerinden ötürü. Bunlara izin vermemek lazım. Öyle devam edelim. Ya da yok. Burayı ikiye bölmeyelim. Zaten az sayıda ordu var. Şuradaki orduyu üçe bölmek daha mantıklı bence. 6000, 6000, 6000 şeklinde. Aynen öyle. Güzel. Şuradan da devam edelim. Çok iyi. Bu tur bayağı bir toprağa saldırıyoruz bu arada. Bu tur hani şu zafer skorunun %60'a falan çıkması lazım bence. Evet, bakalım. Başarılı, 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 başarılı. Güzel. Çok iyi, çok iyi. Oğlum bütün saldırılar başarılı oldu. Muazzam be. Neredeyse burnumuz kanamadı.
%60'a kadar çıkardık savaş seferi skorumuzu. Muazzam bir tur oldu gerçekten bizim için. Şimdi birazcık ordu kaydıralım. Şuradan da şuraya mesela bir ordu kaydırılabilir. Yani bazı bölgelere biraz takviye yapalım ki zorluk yaşamayalım. Başka nerede ordu sayısı az? Bak şurada ordu sayısı çok az. Kaydır. Bunu da buraya kaydır. Tamam, atlayalım turu. Aynen. Bir tur bizim için hazırlık turu olarak geçti. Evet, Şangay toprağı. Çin devletinin belki de en adı duyulmuş en önemli topraklarından bir tanesi. Fakat ekonomisi nedendir bilmiyorum. Çok az. 3000'lik bir ekonomisi var sadece Şangay toprağında Çin'in. İlginç şekilde. Acaba orada birisi yağma mı yaptı? Ruslar oraya kadar ulaştı mı hatırlamıyorum. Rus savaşının da üzerinden bayağı yıllar geçti. O savaştan da gerçekten Beyaz Barış'ta ayrılmaları o kadar iyi oldu ki. Yani ben Çin'in bize karşı böyle diplomatik olarak kötü bir tavır alacağını düşünmüyordum. O sebeple Rusya-Çin savaşından ben Çin'in üstün çıkmasını istiyordum. Çünkü kendileriyle müttefik olmak gibi bir hayalim vardı. Ama Beyaz Barış yaptılar. İki devlet de gerçekten çok güçsüz düştü. Çin'in de bana diplomatik olarak hakaret etmesiyle aramızda bir savaş çıktı. Böylece daha güçsüz bir Çin'e karşı şu anda savaş gerçekleştiriyoruz. Devam edelim. Bekle Amerika, bekle bak. Görüyor musun kardeşim? Amerika, duy bunları. Bütün Amerikan medya kuruluşları şu anda bu savaşı canlı yayınlıyordur. Kuzey Kore katliam yapıyor. Kuzey Kore işte soykırım yapıyor falandı filandı. Soykırım falan yok kardeşim. Alıyoruz sadece toprakları ve bu toprakları Kuzey Kore'nin, daha doğrusu Kore İmparatorluğu'nun müreffeh yönetim, müreffeh hükümetinin iktidarının yönetimi altında yönetmeye talip oluyoruz. Çin devletinin bu topraklarda yaptığı baskı siyaseti artık bizim sayemizde, bizim bu topraklara hükmetmemizle son bulacak. Yani bu fetih Çin topraklarında yaşayan halkın da istediği bir fetihtir. Bu sebeple gayet meşrudur. Ne Amerika ne de başka bir devlet bizim yaptığımız bu fete herhangi bir şey söyleyemez. Evet, güzel. Şöyle devam edelim. Çok iyi, fazla bir şey kalmadı bu arada. Bitiriyoruz yani, son topraklarına kadar geldik artık. Yani baya baya bitmek üzere. Şaşırıyorum ya gerçekten Çin'i bu kadar kolay bir şekilde fethetmemize. Çin gibi bir devleti fethettik abi biz yani. Harbiden yaptığımız büyük bir iş bu arada. Ya büyük ihtimalle barış antlaşmasını bütün topraklarını alamayacağız. Çok büyük bir devlet çünkü Çin. Ama önemli sayıda toprağını alırız. Önceliğimiz doğu tarafı olacak zaten tamamen. Kıyılar üzerinden ilerlemeye çalışacağız barış antlaşmasında. Onun haricinde batıdan da alabiliyorsak alırız belli sayıda bir toprak. Güzel olur bizim için. Yıldızımız ne kadar el veriyorsa o kadar alacağız. Ve Asya'nın en büyük, en güçlü devleti haline geleceğiz. Zaten şu anda öyleyiz ama olsun. Yani yüz ölçüm bakımından da en büyük devleti olmaya adayız. Rusya'yı da geride bırakacağız, merak etmesin kimse. Fakat Çin savaşının başarıyla tamamlanması bize en çok şu açıdan yarar sağlayacak. Yeni denizlere yelken açabileceğiz. Yani ne demek istiyorum abi? Kore coğrafyasında biz sıkışmıştık. Yani ya şu Okyanusya'ya gidip toprak fethetmek zorundaydık, ya Japonya'yı almak zorundaydık, ya da Çin'e saldırmak zorundaydık. Artık daha fazla seçeneğimiz var. Myanmar, Laos, Tayland, Vietnam, işte Bangladeş, Hindistan, Nepal, Butan, Pakistan, Afganistan, Orta Asya, Rusya, Moğolistan, hepsine açılabiliriz artık rahat bir şekilde. Yani Çin fethi bizim için fetih seçeneklerini iyice arttırdı. Bu açıdan coğrafi olarak yani bize sağlayacağı yarar Çin fethinin, Çin seferinin gerçekten çok iyi olacak. O açıdan çok iyi. Bir de ekonomiyi tabii ki iyi toparlamış olacağız bu fethiyle beraber. Şimdi şuralara Çin hükümetinin yapmadığı şeyi yapacaktım ama paramız yokmuş. Limanı inşa edecektim. Para yetmedi. Kaç tane toprağınız kaldı? Toplam 2 tane toprağı var. Onlar da bu 2 toprak zaten. Başarılı ve biter hocam, evet. Çin devletinde 8 ay 3 gün süren bir savaş sonucunda tamamen mağlup etmeyi başardık. Kendileri bu savaşta 90 binlik bir ordu kaybederken biz 85 binlik bir ordu kaybıyla, onlara göre daha az ordu kaybederek böyle büyük bir toprak parçasını 8 ay gibi bir sürede tamamen elimize geçirmiş bulunduk. Şimdi artık Beijing Antlaşması'nın zamanı geldi. Pekin Antlaşması da olur, tamam, Beijing'in Türkçesiydi galiba Pekin. Pekin Antlaşması'nın vakti zamanı geldi. Tabii ki önceliğimin doğu kıyıları olduğunu söylemiştim. Bu ideam hala devam ediyor. Şu şekilde doğu kıyılarından topraklar almaya çalışacağız. Başkentleri Beijing'de dahil olmak üzere, Pekin'de dahil olmak üzere. Şöyle doğu kıyısından ilerleyelim kardeşim biz. Yandan yandan şöyle çaktırmadan alalım şu toprakların hepsini. Evet, çok güzel, 417 yıldızım kaldı. Harbiden tam istediğim gibi oluyor bu arada şu anda sınırlar. Kaç oldu? Hala 300 tane yıldızımız var, oha. Bizim bayağı bir toprak alma hakkımız varmış ya. Vay vay vay. Çok iyi oldu abicim bu arada sınırlar. Hala 200 yıldızımız var. Oğlum neredeyse tamamını alıyoruz lan biz. E tamam, bu tarafları da full alalım. Bu taraftaki Çin-Rusya bağlantısını keselim tamamen.
Aynen öyle. Güzel. Şöyle bakıyorum. Evet, şu anda güzel görünüyor abicim sınırlar. Şunları da alalım. Şu tarafları da alalım. Aynen. Hatta bu tarafları almamız çok iyi olur. Çünkü Güneydoğu Asya devletlerine de bu toprakları alarak sınır kurmuş olacağız. Evet, az yıldızımız kaldı artık. Yavaştan bitiyor. Tamamdır. Yani evet. Bu şekilde bence gayet güzel. Daha fazla toprak almamıza sanırım gerek yok. Çin'in çok büyük bir kesimini, özellikle de değerli topraklarının tamamını bu savaşla beraber artık elimize geçirmiş oluyoruz. Ve Pekin Antlaşması 28 Kasım 2048 tarihi itibariyle imzalanmıştır. Kore İmparatorluğu artık hayallerimize bile sığamayacak bir devlet haline geldi. Şu adam sayesinde, şu tatlış görünümlü adam sayesinde artık Kore İmparatorluğu adeta sınırsız bir devlet haline geldi abi. Ve Kore halkı bunu tamamen bize borçlu. Kim Jong-un'a borçlu. Şöyle hemen oyunu bir kaydedelim. Evet, yavaştan artık bu bölümde burada noktalayalım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bölümü beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma desteğinizi abone olmayı unutmayın. Ayrıca açık kanaldaki linklerden Kerem İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. ageofstorytürkiye.com forumu ziyaret ederek mod ve senaryo olarak göz atabilirsiniz dostlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.